Evet arkadaşlar, yeni bir bölüme hoş geldiniz diyorum. Ben Ali Can Dayan, Almanca öğretmeni. Bugün Berlin'den, güzel bir günden, güneşli bir günden. Almanya'nın biliyorsunuz ki havası kapalı oluyor. Kışın bir survival modu oluyor, böyle bir hayatta kalma modu. 3-4'te, öğlen 3-4'te hava böyle kapkaranlık olabiliyor, zifir karanlık olabiliyor. Almanya'da şu an Mart ayındayız ve güneşli bir hava var. Ben bu videoyu ve ses kaydını alırken. Onun dışında umarım hepiniz çok iyisinizdir arkadaşlar. Böyle bir yani, hava durumu spikeri gibi hissettim Berlin'den. Bugünkü konumuz arkadaşlar, ben Ali Can Dayan. Dediğim gibi Almanca öğretmeni, Alfa Almanca'da eğitim koordinatörü. Bugünkü konumuz konuşmanız nasıl gelişecek, telaffuzunuz nasıl gelişecek? Şimdi arkadaşlar, telaffuzda, konuşmada yani geliştirebilmemiz için ilk öncelikle hangi durumların etken olduğunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi konuşma esnasında sizin beyninizde ve ağzınızda ne gerçekleşiyor? Şimdi bu da oldu da bilişsel seviyede, yani beyin zihinsel seviyede ve telaffuz organları seviyesinde, yani telaffuz organları üzerinde ve beyin üzerinde. Şimdi birkaç duruma değineceğim ve sizin konuşmanızı geliştirebilmeniz için birkaç pratik öneri yapacağım. Şimdi arkadaşlar, dil kendinizi dışa vurma aracı. Yani sizin hissiyatlarınızı, zihninizdeki düşünceleri dışa vurma aracı, karşı tarafa aktarma aracı. Yani bir enstrüman aslında değil. Şimdi zihninizde bu düşüncenizi ya da hissinizi karşıya aktarmak doğrultuda hangi enstrümanı, yani hangi dili seçeceğiniz sizin elinizde. Düşünceniz oluştu, zihninizde bir imge şeklinde parladı düşünceniz. Şimdi şurada bir parantez açmak istiyorum bir de arkadaşlar. Dil ile düşünmeyiz. Dil ile düşüncelerimizi anlaşılır bir forma bürürüz. Şimdi tekrar ediyorum arkadaşlar. İlk önce zihninizde bir eylem durumu, yani bir düşünce parlar. Bu daha bir hamur halindedir. Daha bir dile yoğrulmamıştır. Siz bunu işte o an artık bildiğiniz diller üzerine hangi dili kullanmak istiyorsanız yoğurursunuz. Şimdi dolayısıyla arkadaşlar, burada dikkat etmeniz ilk etken, siz zihninizde düşünce parladığı zaman ne kadar hızlı bir şekilde o dile bürüyebiliyorsunuz? Yani şu an mesela Almanca öğreniyorsunuz diyelim. Zihninizdeki o düşünceyi ne kadar hızlı o dile bürüyebiliyorsunuz? Yani ne kadar hızlı bir şekilde o dilde işleyebiliyorsunuz? Yani uzun lafın kısası, bir cümleyi o dilde ne kadar hızlı bir araya getirebiliyorsunuz? Şimdi birinci durum bu arkadaşlar. Bilişsel seviyede hızlanma. Yani mesela şu durumu çok yaşamışsınızdır Almanca öğreniminiz içerisinde. Yani bir şey söylediniz. Ich bin 20 Jahre alt gibi. Yani ığlama durumunu ya da sus durumunu, o aradaki durumları ve yukarıya bakma, aslında beyninizde bir şey arama durumunu çok yaşadınız. Yani dolayısıyla burada yapılması gereken, zihninizde siz mesela, örnek verelim, Usain Bolt arkadaşlar. Diyelim ki 100 metreyi şu an tahmin ediyorum ki 9.90 civarında, 9.30 civarlarında, yani 9.30 saniye gibi civarlarda dünya rekoru kırmıştı. Ben hatırladığım kadarıyla, yanlış da hatırlıyor olabilirim, bakabilirsiniz yani. Neyse, uzun lafın kısası arkadaşlar, şimdi tekrar diyelim ki Usain Bolt işte 13 saniyede koşmuştu 100 metreyi. Sonrasında 9 saniyeye indirdi. Şimdi bu durum nasıl gerçekleşti? İdman yaptı. Yani idman yaptı, koşmaya devam etti, geliştirmeye devam etti, kendi pratiğe dökmeye devam etti. İşte bu doğrultuda biz zihnimizdeki düşünceleri ne kadar hızlı, yani hızlandırabilmemiz için, yani o dilde, o kullanmak istediğimiz dilde ne kadar hızlandırmak istiyorsak, o doğrultuda o dilde de kendimize o zihinsel eyleme, yani cümle kurma eylemini o kadar çok maruz bırakmamız gerekiyor, o kadar çok cümle kurmamız gerekiyor. Şimdi konuşma alanında ben mesela şu an konuşurken direkt olarak birebir eylem var. Zihnimdeki bir düşünceyi hemen karşıya aktarıyorum. Yani zihnim aslında ağzından daha hızlı çalışıyor şu an. Yani dolayısıyla şey de olsun da bu. Arada çok özür dilerim arkadaşlar. Nerede kalmıştık arkadaşlar? Büroda tekim, kapı çaldı. Devam edelim. Nerede kalmıştık? Şimdi arkadaşlar, zihnimizde, şimdi Usain Bolt'tan bahsettim. Hızlı bir şekilde yani idman yaptıkça kendini hızlandırdı. Yani kendisi bir koşucu. Dünya üzerinde hepiniz biliyorsunuz. Onun dışında arkadaşlar, şimdi sizin zihniniz içerisindeki düşünceyi bir dile bürüme hızınız da aynı şekilde. O dilde ne kadar çok idman yaparsanız, yani zihninizde o dili ne kadar çok kullanırsanız o kadar hızlanacaksınız. Şimdi ben bunu konuşurken şu an yani zihnimdeki düşünceyi, yani zihnimdeki düşünceyi direkt olarak ağzımdan dışarıya aktarıyorum. Yani birebir bir eylem var. Ben ana dilimde, yani Türkçe'de o kadar iyiyim ki, yani eş değer bir durum var. Bazen zihnim daha hızlı bile çalışıyor. Yani dilim daha hızlı bile çalışıyor bazen zihnimden gibi. Neyse. Yani demek istediğim nokta arkadaşlar, siz düşünceniz parladı, tak
dışarıya aktardınız direkt bir şekilde. Ana dilinizde zaten doğal olarak bu. Şimdi o durumun Almanca'ya da şey olması için, geçmesi için ya da farklı bir dile geçmesi için de sizin olabildiğince çok zihinsel etapta, yani o ilk etaptaki kısmı hızlandırmanız gerekiyor. Cümleyi belirlemeniz gerekiyor zihninizde. Ne kadar hızlı o cümle oluşursa o kadar iyi. Bu tabii ki de ben cümle üzerinden örnek veriyorum. Kelime de olabilir, şey de olabilir. Yani o anki durumda ne ihtiyacınızsa. Yani zihninizde depolu olan bilgiyi o dile bürümeniz. Bunu yapabilmeniz için arkadaşlar belki size garip gelecek fakat yazmayı ben çok öneriyorum. Yani yazarken sonuçta yine zihninizde bir şeyleri çağırıyorsunuz. O dil içerisinde kullanıyorsunuz. Yani yazma eyleminde tabii ki zamanınız var. Düşünüyorsunuz. İşte bu durum siz ne kadar hızlı düşünmeye başladıysanız, ne kadar hızlı yazabilmeye başladığınız zaman, hani hızlandıkça siz yazınızda hızlandıkça da artık bu şey demek oluyor arkadaşlar. Tam ben zihnimde düşüncelerimi hızlı bir şekilde Almanca'ya bürüyebiliyorum. Yani dolayısıyla ilk etapta çok hızlı bir şekilde konuşamayacaksınız. Ama bir yerden sonra zihninizdeki düşünceler hızlandığı zaman Almanca'ya bürümezsiniz. Artık yavaş yavaş hızlanmaya başlayacaksınız. Adım adım. Bu işte ilk etapta bilişsel durumla ilgili siz hani konuşma eylemini özellikle Türkiye içerisinde çok geçemeyeceksiniz. Geçememe durumunuz olacak. Eğer ki iyi bir kursa gitmiyorsanız burada direkt olarak Alfa Almanca'dan bahsedeyim. Neredeyse her gün 2 adet canlı ders var ve her derste konuşma eylemi gerçekleşiyoruz. Yani haftada şu an A1 seviyesinde 14 kez canlı ders var ve her birinde de konuşma etkinliği gerçekleşiyor. Onun dışında iyi bir kursa gitmiyorsanız ve Türkiye içerisindesiniz arkadaşlar, yani konuşma durumuna geçmeniz çok olağan olmayabiliyor. Yani sık sık olmayabiliyor ama yazma eylemini her zaman yapabilirsiniz. Tabii ki doğru yapmanız da önemli. Burada yine öğretmen desteği, iyi bir öğretmen desteği de olması lazım sizi kontrol eden. Yine Alfa Almanca diyorum. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar yazınızı hızlandırdıkça, yani yazı direkt olarak, şimdi yazma konuşma hocam ne alaka? Burada tekrar hatırlatıyorum. Bilişsel seviyede konuşuyoruz arkadaşlar. Bilişsel, yani zihninizde hızlı bir şekilde Almanca cümle kurmaktan konuşuyoruz. Yazıda daha rahatsınız konuşmadan. O yüzden arkadaşlar yazıyı bol bol yazarak zihninizdeki durumu, zihninizdeki Almanca hızını hızlandırabilirsiniz. Yazma iyi bir eylem bununla ilgili olarak. Yani zihninizdeki Almanca hızını arttırmak adına. Bu birinci durum. Tabii ki arkadaşlar bu sizin pratik yapmanız da. Şimdi bu yazma durumunda tabii ki diyalog eylemleri vesaire gerçekleşmiyor. O yüzden günlük yazabilirsiniz mesela. Belirli bir öğrencimiz mesela bana sürekli, kendisi tiyatro sanatçısı ve sürekli bir şey yazıyor, yani bir diyalog durumları yazıyor ve bana gönderiyor. Siz de bunu da yapabilirsiniz. Zihninizde diyalog durumları canlandırabilirsiniz aynı şekilde. Ya da günlük tutabilirsiniz. Çünkü yani ilk özellikle başlangıç seviyelerinde genel olarak şey üzerine konuşulur. Yani bugün ne yaptın, dün ne yaptın, yarın ne yapacaksın gibi. Onun dışında daha ileri seviyelerdesiniz. Zihninizde bir argüman oluşturursunuz mesela. Ona yani bir fikir olur, bir düşünce olur. Ona karşı bir argüman ya da onunla aynı düşüncene dair bir argüman. Argümandan kasıt yani kendi düşüncelerinizi bir konu üzerinde tasarlarsınız. Almanca söylersiniz zihniniz içerisinde. Örneğin sigara içmek bence sağlıklıdır dediğinde bu bir argüman. Şimdi tabii ki bu benim kendi düşüncem değil ama bir argüman sunuyorum size. Sigara içmek sağlıklıdır. Nasıl sağlıklı olur hocam ya işte şey falan filan. Tabii ki direkt bu şekilde zihninizde şey yapmak değil. Onun dışında şöyle kaliteli bir şekilde bu fikre karşı çıkabilirsiniz. Şu şekilde yani mesela sigara içmek direkt olarak yani akciğerleri etkiler. Onun dışında bunun yanında fiziksel sağlık sebebinin dışında işte cebinizi etkiler vesaire. Neyse bu farklı bir konu yani. Demek istediğim bir argümanınız olur buna karşı. Yani sigara içmek sağlıklıdır durumu mesela örneğin. Buna karşı bir argüman üretirsiniz kendiniz. İleri seviyelerdeyseniz eğer, yani ileri seviye çalışma yapmak istiyorsanız zihninizde de bunu canlandırırsınız, tekrar edersiniz. Şimdi bu bilişsel durum arkadaşlar. Sürekli kafada yani Almancayı çalıştırmanız gerekiyor bir şekilde. Tabii şizofren olma durumuna geçmeden. Yani ben de yani burada şu an karşımda yoksunuz. Ben de zaten boş bir odada şu an arkadaşlar bu kaydı alıyorum. Yani alıştım artık arkadaşlar karşımda insan olmadan konuşmaya. Ama sizi hissediyorum. Umarım şizofren değilimdir. Aranızda psikologlar varsa beni dinleyen yorumunu söyleyebilir bana. Onun dışında arkadaşlar aynen. Yani durum bundan ibaret. Siz ne kadar çok idman yaparsanız, zihninizde Almancayı ne kadar çok çağırırsanız diyeyim, kullanırsanız o kadar çok hızlanır. O yüzden ben ilk öncelikle yazı eylemi, kafada canlandırma eylemleri yani ya da diyalog kurma, kafada bir şeyler anlatma eylemlerini öneriyorum. Yani bunu tabii ki hocam ne zaman alacağız kafamızda vesaire. Otobüste gidiyorsunuz 20 dakika, 30 dakika. Kurun kafanızda bir şeyler. Almanca kurun. Oturdunuz mesela yazı ödevi yapıyorsunuz. Yazın. Ya da 20 dakika boşunuz var zaten yazı olarak sürekli yazmanız gerekiyor. Yani ilk Almanca öğrendiğiniz haftadan itibaren yazmaya başlamanız gerekiyor. Birinci olarak dediğim gibi kafanızda sürekli canlandırmanız gerekiyor Almancayı bir şekilde. Bu söylediğim örnekler en etkili örneklerdir arkadaşlar. Onun dışında ikincisi telaffuz. Şimdi arkadaşlar biraz Almanca öğrendiyseniz eğer şu güne kadar şunun farkına varmışsınızdır.
okurken mükemmel, akıcı bir şekilde okuyorsunuz böyle zihninizde. Hani canlanıyor, o doğru bir şekilde de telaffuz ediyorsunuz zihniniz içerisinde. Ama bir forelazing yaptığınızda, yani dışarıya doğru okuduğunuzda, dışa okuduğunuzda o durumun öyle olmadığını fark ediyorsunuz. Yani dolayısıyla, şimdi bunun sebebi ne? Yani okuyorsanız arkadaşlar, yani zihninizdeki gibi çıkmıyor ağzınızdan durum. Şimdi bunun üzerine konuşmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar, bir basketbolcu, bir yüzücü ve bir futbolcu. Üçünü karşınıza koyun arkadaşlar. Bir basketbolcu, bir yüzücü, bir futbolcu. Fizikleri nasıl? Yani birbirlerinden farklı. Yapmış oldukları spora göre evrilmişler. Bir ya da bir vücut geliştirmeciyi koyun. Fizikleri nasıl? Yani dolayısıyla arkadaşlar, biz yaptığımız eyleme göre vücudumuz, ya da işte basketbol mu oynuyoruz, zıplıyoruz ikide bir, ya da bench press yapıyoruz, işte spor salonundayız vesaire. Biz yapmış olduğumuz eyleme göre bizim kaslarımız, zihnimiz, aynı şekilde telaffuz organlarımız gelişiyor. Dolayısıyla bir yüzücünün yüzme eylemine göre fiziği gelişiyor. Bir futbolcunun futbol eylemine göre fiziği gelişiyor, ya da o spor içerisindeki etken olan her şey dolayısıyla o şekilde gelişiyor ve bu doğrultuda adapte olup evriliyor kasları. Şimdi dolayısıyla arkadaşlar, şimdi bunu neden söylüyorum? Yüzmeyi, futbolu, basketbolu şimdi bir kenara alın. Aynı şekilde yani tüm insanlarda, şimdi yüzücüde de bacak var, iki bacak var. Aynı şekilde işte basketbolcuda da iki bacak var, iki kol var, iki göz var. Aynı şekilde futbolcuda da var. Şimdi dolayısıyla her insan bir dil konuşuyor. Yani herkeste telaffuzal organlar var. İşte ses telleri var, boğazı var işte. Onun dışında işte dili, damağı, işte aynen bu şekilde telaffuz organları var herkesin. Herkesteki dil aynı, ses teli yani tabii ki de karakteristik anlamda farklı olabilir ama fonksiyon anlamında yine aynı. Yani karakteristik anlamında şunu söylerim. Yani Müslüm Gürses'in ses teliyle işte Serdar Ortaç'ın ses teli aynıdır demiyorum. Karakteristik olarak farklılar ama işlevleri, fonksiyonları aynı. Ses çıkarmak dışarıya. Bu arada arkadaşlar, aranızda şarkıcı olmak isteyen varsa, iyi bir ses eğitimi alındıktan sonra herkes şarkı söyleyebilir. Herkes. Bu da parantez olsun. Yani benim sesim iyi değil, benim işte yok. Herkesin sesi benzersiz ve bunu direkt olarak şey söylemiyorum, kendi fikrim değil arkadaşlar. Bu objektiftir. İyi bir ses eğitiminden sonra herkes şarkı söyleyebilir. Onun dışında herkeste telaffuz organları var. Şimdi sporlar neler? Bazılarımızın Türkçe'ye göre evriliyor. Bazılarımızın Almanca'ya göre evriliyor. Şimdi biz sadece bir dil bildiğimiz zaman, Türkçe mesela örneğin, yani bütün telaffuz organlarımız Türkçe'ye göre evriliyor. Dolayısıyla biz Almanca öğrendiğimiz zaman artık bizim ne yapmamız gerekiyor? Olabildiğince ona telaffuz organlarını maruz bırakmamız gerekiyor. İdman yapmamız gerekiyor Almanca'da. Yani nasıl bu yüzücü yüzerek evriliyorsa, yüzücü işte kumsalda oturup şunu demiyor ya, şu an denize girsem kafasında kuruyor işte, kulacımı şöyle atsam, böyle atsam. Bu eylemi yaparken yani kumsalda oturup yüzmeyi düşünerek şöyle evrenden şey alıyorum şimdi falan. Neyse. Hani bu şekilde gelişmiyor fizik. Yani oturduğu yerde artık yüzmeye göre evriliyor böyle falan böyle arkadaşlar. Yani anlatabiliyor muyum ne? Öyle olmuyor. Sizin pratiğe girmeniz lazım. Yüzme eylemini yaparken gerçekleşiyor. Siz kafanızda daha demin söylediğim durum. Bilişsel hızınızı da geliştiriyorsunuz. Evet, çok faydalı. Aynı şekilde ben yani orada şimdi arkadaşlar, oradaki bilgiyi artık pratiğe dökmeniz lazım. Pratikte ne gerekiyor? Nasıl artık yüzmede, zihinde tamam teoriyi kurduğunuz kafanızda, artık pratiğe dökmeniz gerekiyor. Vücudunuzu kullanmanız lazım. Artık boğazınızı kullanmanız lazım arkadaşlar, dilinizi kullanmanız lazım. Ya hocam biz Türkiye içerisindeyiz, nasıl kullanacağız? İyi bir kurs. Onun dışında arkadaşlar çok güzel bir örnek vereceğim size, çok güzel bir pratik. Bunu beraberinizde alın götürün. Yüksek sesle okuma arkadaşlar. Bir metni okurken yüksek sesle okuyun. İlk öncelikle yüksek sesle okuyun. Zaten fark edeceksiniz. Yüksek sesle okurken anlamayacaksınız büyük ihtimalle ilk başta. Yani birkaç kez bir metin okuyacağınız zaman, işte bir lazen alıştırması yapacağınız zaman açın. İlk öncelikle yüksek sesle okuyun. Telaffuzunuzu çalıştırın. Bir iki kez. Sonrasında artık metni anlamak üzerine içinizden okuyabilirsiniz. Ama ilk odağınız ne zaman metin çalışırsanız çalışın, yüksek sesle okuyun. Düşünsenize arkadaşlar. Bir metin okuyorsunuz ve o metni yüksek sesle okuyorsunuz. Ne kadar çok çalışıyor telaffuz organlarınız diye. Hani dolayısıyla arkadaşlar burada küçümsemeyin telaffuz organlarını, pratiğe dökme durumunu. İşte sürekli ben nasıl gelişecek, konuşma nasıl gelişecek durumu vesaire. Dediğim gibi ilk öncelikle bilişsel kısım, sonrasında telaffuzal kısım. Yani telaffuzal kısım işte o bir yüzücünün yüzme durumu, yani idman yapma fırsatı. İdman yapma fırsatı her zaman karşınızda bir Alman, bir Almanca bilen biri varmış gibi şey yapmayın. Bunu yaratabilirsiniz kendinize. Yani kimisi ayna karşısına geçiyor, kendisiyle konuşuyor. Hani fırsatı yaratabilirsiniz. Ben telaffuzu geliştirme durumunda işte en çok yüksek sesle okumayı öneriyorum. Tabii ki yani burada arkadaşlar konuşmanın bambaşka boyutları da var yani iletişim içerisinde. Yani burada söylemek istediğim nokta telaffuzunuzu geliştirmekle ilgili. Onun dışında tabii ki karşınızda birisiyle konuşmak bambaşka bir şey. Onun fikirlerini dinleyip o anda spontan bir şekilde, yani doğaçlama bir şekilde ona fikir üretip direkt karşıya yine aktarmak. Dolayısıyla siz arkadaşlar yani başlangıçta düşünün. Yavaş yavaş başlayacaksınız. Zihniniz değil,
ilk önce yavaş başlayacak. Sonrasında siz idman yaptıkça hızlanacak. Aynı şekilde bunu ağzınızla senkronize edeceksiniz. Yani düşünceleriniz artık ağzınızla senkronize olacak. Telaffuz çalışma doğrultusunda. Dolayısıyla bu şekilde zihinsel ve telaffuzal durumu eşlemiş olacaksınız. Birbirine denk olacak. Ama burada yine her zaman söylüyorum. Übung macht den Meister. Yani çalışma, alıştırma, idman ustayı yapar. Arkadaşlar onun dışında bu telaffuzla ilgili olarak durumu da alın beraberinize götürün. Yani bol bol yazın, bol bol yüksek sesle okuyun. Tabii ki bunlar konuşma üzerinde söylediğim durumlar. Yazarken zaten yazı da gelişiyor bu arada. Yani dil bir bütün arkadaşlar. Dinlediğiniz zaman, konuştuğunuz zaman. Mesela dinleme eylemi. Dinlemeye de bir örnek vereyim arkadaşlar buradan. Önemli bir örnek bu da. Dinlerken zihninizde söylenen şeyi taklit edebilirsiniz arkadaşlar. Anlasanız da anlamasanız da zihninizi taklit edebilirsiniz. Bu da çok iyi. Yani zihninizi kazımanız anlamında. Mesela yolda gidiyorsunuz bir podcast dinliyorsunuz Almanca'da. Bir işte video izliyorsunuz. Genelde ben podcast videolu olmasını önermiyorum. Radyo ya da podcast olmasını öneriyorum. Almanca bir anlatı var zihninizde arkadaşlar diyelim. Bunu o anlatıyı taklit edin. Sürekli zihninize kazınacak o bir yerden sonra. Buna gölgeleme tekniği diyorlar son zamanlarda diye tahmin ediyorum. Aynen. Dolayısıyla bunu da kullanabilirsiniz. Çok çok iyi olacaktır. Onun dışında arkadaşlar zihinsel beceri, sonrasında telaffuzal beceri bu şekilde geliştirebilirsiniz. Tabii ki her zaman iyi bir kurs aracılığıyla olsun yine sizi kontrol eden. Onun dışında arkadaşlar son olarak da uzun lafın kısası bugün çok kullandım. Son olarak da şöyle bir önerim var sizlere. Bir videoya, bir ses kaydına bu kadar çok şey sığdırdım arkadaşlar. Bir bölüme bu kadar çok şey sığdırdım. Öğrencilerim de ne kadar ayrıntıcı olduğumu biliyor. Zihnime geldiği zaman aktarmayı seviyorum, öğretmeyi çok seviyorum. Son olarak da arkadaşlar hata yapmaktan korkmayın. Şimdi zihninizdeki bilgilerle kullanmış olduğunuz bilgiler aynı olmayabiliyor. Mesela okuduğunuzu anlayabiliyorsunuz değil mi? Ama okuduğunuzu anladığınız doğrultuda yazamıyorsunuz. Yani okuduğunuz kadar yazamıyorsunuz. Okumanızın iyi olduğu kadar yazmanız iyi olmuyor. Dilin aktif pasif kullanımı. Buna farklı bir bölümde değineceğim arkadaşlar. Şimdi dolayısıyla sizin zihninizde doğru bildiğiniz şeyleri de konuşurken aktiflikte yanlış yapabiliyorsunuz. Aa ben bunu nasıl yanlış yapmıştım biliyordum ya. İşte dolayısıyla sizin yanlış yapma doğrultusunda doğruya geçmeyi de benimsemeniz gerekiyor. Yani siz yanlış yaptıkça, yanlış yapılacak, düzeltilecek, gelişilecek. Hata yapılacak, hata fark edilecek ya da fark ettirilecek iyi bir kurs tarafından, öğretmen tarafından. Sonrasında hata düzeltilecek ve gelişilecek. Dolayısıyla arkadaşlar zihninizin içerisinde kalarak böyle olmuyor. Dışarıya vurmanız lazım. Hata yapmaktan korkmamanız lazım. Hatanızı yapın. Yapmazsanız gelişemezsiniz zaten. Hatanızı yaptıkça gelişirsiniz. Dolayısıyla hata yapmadan girişken bir şekilde, atılgan bir şekilde konuşun. Yani içinizde kalmasın. İçinizde 50 saat cümle kurmaya çalışmayın. Kurdunuz mu bir cümleyi? Yarım yamalak da olsa söyleyin. Öğretmeniniz sizi zaten düzeltecektir eğer ki varsa. O yüzden iyi bir kursa çalışmayı her zaman öneriyorum arkadaşlar. Alfa Almanca ön görüşme için, yani ücretsiz ön görüşme için başvurunuzu yapabilirsiniz. Bununla ilgili olarak arkadaşlar dediğim gibi hata yapmaktan korkmayın. Hata, hatayı düzeltmek eşittir gelişmek. Yani sizin bir doğru bilgiyi bilmeniz konuşmada hata yapmayacağınız anlamına gelmiyor. Yapabileceksiniz. Hatta bazen siz konuştuktan sonra kendi hatanızı siz fark edeceksiniz. Şimdi burada bir paradoks var. Ben biliyorum zaten doğrusunu ama yanlış söyledim. Dolayısıyla sizin bu doğru bildiğiniz zihninizde, zihninizin içinde doğru bildiğiniz şeyi dışarıya doğru aktarmayı senkronize birbirine denk hale getirmeniz lazım. Dolayısıyla hata yapacaksınız. Yani uzun lafın kısası arkadaşlar. Hata yapacaksınız. Hata düzelecek ve gelişecek. Bu döngüyü ne kadar çok yaparsanız ve kendinize ne kadar çok hata yapmaya güvenirseniz o kadar hızlı gelişirsiniz. Dolayısıyla hata yapmak ve doğru şekilde düzeltmek eşittir gelişmek arkadaşlar. Bu tabii ki de dil öğrenimi içerisinden bahsediyorum. Konuşma üzerinden bahsediyorum. Aynen. Beni dinlediğiniz için arkadaşlar çok çok teşekkür ediyorum. Umarım beraberinizde çok şey götürürsünüz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın diyorum. Böyle de ani bir kapanış olsun. Son olarak şunu da ekleyeyim arkadaşlar. Eğer ki bir dil kursu arayışı içerisindeyseniz, yani sizi ilk günden sonuca gidene kadar takip edecek, adım adım kontrol edecek, daha demin söylediğim durumlar mesela arkadaşlar, yani siz bunları tek başınıza yaparken öğrendiğinizi ya da doğru yaptığınızı sanıyor olabilirsiniz. O yüzden profesyonel bir destek üzerinden çalışmanız çok çok daha iyi olacaktır. O yüzden arkadaşlar direkt olarak kendinize alfaalmanca.com üzerinden ücretsiz bir ön görüşme için başvuru yapabilirsiniz. Bize kendinizi tanıttıktan sonra bu ücretsiz ön görüşmede size yardımcı olabilecek miyiz, olamayacak mıyız? Yani herkese de çalışamıyoruz. Gerçekten yardımcı olabileceğimiz insanlarla çalışıyoruz. Tarafımıza çok talep var. O yüzden arkadaşlar dediğim gibi ücretsiz ön görüşmeye başvurunuzu yapın. Durumuza bakalım. Profesyonel bir şekilde siz hedefinize ulaşana kadar işte B1 TELK sertifikasına mı geçiyorsunuz? B2 TELK sertifikası ya da GÖTE sertifikasına mı istiyorsunuz? İlk günden ya da ara seviyelerden siz sonuca gidene kadar size Almanca öğretelim ve sınavı geçene kadar yanınızda olalım diyorum. Onun dışında hala hava güneşli, çıkayım bir kahve içeyim bu bölümden sonra.
Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.